Kuru kuruya içilmez kızım böyle. Hadi sen o zaman şuraları süpür de bir. Git bir şey al bunun yanına, tamam. Simit limit. Gitmeyin, gitmeyin. Şuradaki kutuyu açın. İçinde meyveli pasta var, çok güzel. Ay yok canım, daha neler olur mu öyle şey? Olur tabii, niye olmasın? Ay ev aldığınız şeyi niye açtırıyorsunuz canım? Olur mu öyle şey? Simit alır gelir şimdi hemen. Ya akşam evde kimse yok zaten. Ben onu tek başına yiyecektim işte. Hep beraber yeriz. Ay yok, olmaz olmaz. Hadi kızım. Ne olur kırmayın beni. Hem bugün benim doğum günüm. Aa, gerçekten mi? Evet. Ya zaten doğum günü falan kutlayacağımdan değil de işte öyle yerim diye almıştım pastayı. Nasip hep beraber yemekmiş. Hadi açın o zaman, hep beraber kutlayalım biz Handan Hanım'ın doğum gününü. O zaman bugünkü saçınız da benden size hediye. Aa, katiyen olmaz. Vallahi makas var elimde. Yaptığım gibi bozarım da. Hiç itiraz istemiyorum. Teşekkür ederim. Peki o zaman. Bir şey değil. Çekip beyazı toplantıdan sonra yine ikna olmuş. Mecburen. Oh, çok iyi. Peki başka biri var mı? Düşündüm, düşündüm. Hayır, yok. Aklıma içilir işte. Tamam, tamam Zeynep, acele etme sen ya. Ya koşturmana gerek yok. Ben de zaten daha yeni eve gidiyorum. Üstümü başımı değiştirip dışarı çıkacağım. Yani koşturmana gerek yok, tamam mı? Ama bak yine geç kalma. Tamam. Hadi, hadi eyvallah.
İyi akşamlar Handan Hanım. Çok da umurumdaydı sanki. Çok yakışıklıydı o zamanlar. Ben nasıl aşığım? Gençlik işte. Çocukluk. Çocukluk. Direndim. Anneme babama karşı çıktım. Sami de cesaretlendirdi. Vermezlerse kaçırırım falan. Oo, gözü de kara yani. Tabii canım. Yok, içmeyeyim artık. İçersiniz, içersiniz. Bunu da yılbaşında bir müşteri getirmişti hediye diye. Eve götürmeyi unutmuşum, kalmış buralarda. Bak sizin kısmetinizmiş, gördünüz mü? Çok kısmetliyim, çok. İyisi işte, evlendik. Bizimkiler bana yüz çevirdi. Sami de zaten onlarla karşılaşmak istemiyor. Onu kabul etmediler diye. Ailemden koptum onun yüzünden. Cici Maydır'ı da çabucak geçip gitti işte. Su gibi geçer gider zaten. Güzel günler çabuk biter. Gerçek yüzünü gösterdi sonra Sami. Sahipsiz mi bir de? Horladı durdu beni. Sindirdi. Evlenmeden önce üniversiteye gidersin demişti. Sonra senin neyini okumak? Otur evinde dedi. Keşke dinlemeseymişsiniz. Ne haddime? O okumamış diye bana kin duyduğunu hissettim hep. Lise mezunu olduğumu bile unutturdu bana. Değil ki üniversite. Ezik adam. İşte ezikliğinin acısını beni ezerek çıkarmaya çalıştı. Sen ne bilirsin? Sus. Sen bilmezsin. Karışma. Senin neyine? Senin cart, senin curt. Bilmem işte. Sindim ben de. Elimde iki küçük çocuk. Eve kapandım. Her gün gazetedeki iş ilanlarına baktım. Hala bakıyorum biliyor musun? Nereden bileceğim canım? Hadi hadi gidelim. Hırgür mücadele işte. Bugünlere geldik. Çok şükür. Yani günümüzde bu yaşımıza çok şükür. Her şey insanın elinde. Her şey. Bütün hayatı. Şimdi geri dönüp arkama bakıyorum. Kimseyi suçlamıyorum. Hep benim seçimimdi. Benim hatamdı. Hiçbir şeyim yok. Ne işim, ne çevrem, ne param, ne falım. Ne de bir arkadaşım. Hiçbir şeyim yok. Ay vallahi öyle demeyin ya. Allah'ın gücüne gider. İki tane aslan gibi oğlumuz var. Yani daha ne ister ki insan? Baksanıza ikisi de yetişti maşallah. Yani elleri iş tutmaya başladı. Artık kurtardılar onlar kendilerini. Daha başka ne ister ki insan? Doğru. Bizden geçti zaten. Allah onlara iyi yazılar yazsın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi hadi iyi ki doğdunuz hadi. Hadi. Sarhoş olursak. Aman olduk bile hadi. İyi akşamlar Handan Hanım.